Kandidat teyze anne oldu, oğlu Leon ile yaşadığı heyecanlı anları ve doğum sonrası verdiği fazla kiloların sırrını Pazar Magazin'e anlattı. İzliyoruz. Kandidat teyze anne oldu. Oğlu Leon'a ve anneliğe dair duygularını Pazar Magazin'e anlattı. Başarılı bir kariyeri, her daim Türkiye'nin en şık kadınları arasında gösterilen, özel hayatıyla herkesin merakla takip ettiği isimlerden biri Hande Ataizi. Hamileliğinden doğumuna her anında ilgi odağı olan Hande Ataizi bu kez annelik heyecanıyla karşımızda. Anne Ataizi diye girmek anne istiyorum. Anne Ataizi, hoş geldin aramıza diyorsun. Güzel oldu değil mi anne? Hande değil anne mi? Evet ya. Ay, anne anne. Lokum. Anne anne, Hande anne durumu. Evet de. Anne 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 olacak falan böyle. Bak bana bak, daha var dur. Ama çok güzel bir duygu. Zaten bak sen de biliyorsun, seninki de 10 aylık mı oldu? 10 ay. İşte benimki de yetişiyor aynı sene. Elbette annelik duygusunu yaşayan her kadın gibi Hande Ataizi'nin de hayatında bazı değişiklikler olmuş. Yaklaşık 5 sene düzenli bir hayatımız vardı. Bir ev hayatımız vardı. Ama işte çocuk gelince ister istemez hani çocuğun da bir sorumluluğu, hayatını artık çok başka yerden bakmaya başlıyorsun. Şimdi hani istediğin zaman istediğin yere gitme gibi bir lüksün olmuyor. Yani başımızı sırt çantamızı alalım hadi bilmem nereye yerleşelim olmuyor. Artık hayat bir parça çocuğa endeksli. Çalışan kadınların kendi çocuklarını büyütmesi iş yoğunluğundan pek mümkün olmayınca iş bakıcılara düşüyor. Peki Hande Ataizi için de aynı durum geçerli mi acaba? Bir şey söyleyeceğim. Yani ben diyordum ki ben kendim bakacağım çocuğum hani bakıcı da bilmiyorum çok gerekirse diyordum. Ama şimdi onu gördüm ki yani bakıcı kesinlikle şart. Ben bir fiil ilgilenim gerçekten sabahtan akşama kadar işlerim oluyor gidip geliyorum ama hep ben varım hani onun başında. Zaten hani kıyamıyorum da ama yardımcı birisinin olması şartmış. Tabii, ben onu gördüm. Şart. Ama hani bir hani ben bırakırım. Yok mu yardımcı? Yok anne bir tek başına garibim yoruluyor. Canım benim sana bir şey söyleyeyim madalya. Ya ben onu gerçekten bir de 2-3 çocuğa bakan hani annelik diyorlar hani meslek nedir işte ben anneyim. Gerçekten hani annelik o kadar kutsal ki full time iş. Güzel oyuncu çocuk sahibi olduktan sonra yalnızca anneliğin ne kadar zor olduğunu öğrenmekle kalmamış, duygusal olarak da artık farklı bir bakış açısına erişmiş. Bir mağazaya girdim. Şu kadarcık çocuk şeyleri de biliyorsun dünya parası. Hani var öyle yine çok uygun yerler ki ben de çok cool bir anneyim. Öyle gidip de çocuğumu bilmem ne o büyük markaların şeyleriyle süslü püslü şey diye erkek çocuğu olacak benim oğlum. Yani normal böyle tişörtü, kaza, çocuk gibi çocuk olacak. Bir şapka gördüm. Bere böyle daha doğrusu böyle Kaşmir'den. Fiyatını sordum. Böyle çok uçuk bir rakam. Bana göre uçuk hani bir bebek kıyafeti için. Sonra baktım, hadi dedim yani kendime almayacağım bir rakamı hani ona kıyıp alıyorsun. Yani şimdi o zaman annemi de anlıyorum. Sana, hani kendinden fedakarlık edip hani elinden geldiğince en iyisini sunmak hani çocuğuna. Hande Ataizi'nin annelik duygularıyla bezendiği belli. Peki ya eşi Benjamin, o da oğlunuz Leon'la sizin kadar ilgili mi? Mesela bebeğin bakımına yardımcı oluyor mu beyefendi? Bayağı altını değiştiriyor. Ondan sonra şey hani ben ne yapıyorsam aynılarını yapıyor. Biz kavga ediyoruz kim alacak o sen mi alacak? Bir eksiğimiz var bizim biliyorsun yapamaz. Ne? Emzirmek. Ha bir emziremiyorsunuz. O da zaten kıskançlık sebebi. Sizinki oğlan mı kız mı? Aynen. E tamam o zaman anneci olacak geçmiş olsun. Babacı olmam yapacak. Ben kendim için doğurdum evladımı diye. Doğrusu bu sözlerinizden sonra ileride nasıl bir kayınvalide olacağınızı da merak etmedik değil Hande Hanım. Oo ben görür müyüm acaba? Yok. Şimdiden o anlamda böyle bir paranoyaklığı vuruyor musun kendine? Yok canım ben aman yani herkes mutlu olsun. Gidecek sevgilisi olacak. Yok zaten diyor. Belli bir yaşa kadar zaten çocuk seninle oluyor. Hani biz gibi belli bir yaştan sonra çocuk zaten evi otel olarak kullanmaya başlıyor. Ondan sonra da arrivederci. Bu arada her şey bir yana doğum sonrası süratle verdiğiniz kilolar da birçok hanımı kıskandıracak cinsten doğrusu. Verdim çok spor yapıyorum. Çok derken şimdi bir haftadır yapamıyorum da. Ay, bakıcımız trafik kazası geçirdi. Ben
şey vaziyetinde. Evin içinde pıldır pıldır. Elime aldım, ele aldım durumu. Ama yok, sporuma dikkat ediyorum. Zaten hamilelikte de çok yaptım. Yani hiç bırakmadım. O yüzden biraz daha hani hızlı toparlama gibi bir şey oldu herhalde. Toparlamış mıyım? Toplamış. Ya hala şurası. O gitmiyormuş. O bir sene sonra gidiyor. Sizinki gitmedi mi? Hayır. Gitmedi mi sizinki? Gidiyor, gidiyor. Yine de. Gidiyor ama yani. Benim de biraz yavaş herhalde o karın bölgesi. Orası öyle. Artık bilmiyorum. Ama o da nazarı olsun. Gitmezse de nazarı olsun. Peki anneliği bu kadar seven Hande Ataizi ikinci kez çocuk doğurmayı düşünür mü acaba? İkinci, yani aslında bu mucize bir çocuk olduğu için. Bilmiyorum olur mu? Yani hani Allah kısmet ederse diyelim. Ama hemen değil. Biraz zaman geçsin öyle. Bir kardeş olsun değil mi? Yani kardeş güzel şey. Mesela benim de 10 yaş küçük kardeşim benden. Sinan hani canım gibi. Artık çocuğum gibi. Ve birbirimize çok desteğiz. O yüzden sanki kardeşin olması değil mi? Bir kardeş mi acaba? Bilemedim. Bilemedim. Bakalım göreceğiz. O zaman bizler de bekleyelim ve görelim diyerek Hande Ataizi'ne bu samimi sohbeti için teşekkür edelim ve kendisiyle vedalaşalım.